Evet, şimdi patiğimizin boyun kısmını tümden keserek ipimizi kestik. Şu anda patiğimizi bu şekilde elde ettik. Şimdi tekrardan ön taraftan bu şekilde tekrardan ilmek almaya başlayacağız. Tüm patiğimizin alt kısmına her bir haraşonun dibine şekilde haroşaların dibine banarak bir tığ yardımıyla da yapabilirsiniz. Şu şekilde banıyoruz. İçinden bir ilmek çıkartıyoruz ve şişimize alıyoruz. Bir ilmek çıkartıyoruz. Şişimize takıyoruz. Bir ilmek çıkartıyoruz. Şişimize takıyoruz. Tüm haraşoların dibinde zaten boşlukları belli oluyor. Şu şekilde ilmeğimizi alıyoruz ve şişimize takıyoruz. Tüm taban kısmını tekrardan ilmek takıyoruz. Tığımızla ilmeğimizi alalım ve hemen şişimize takıp devam edelim. Alalım. Şişimize aktaralım. Bu şekilde tüm haraşoların dibinden birer ilmek alarak tüm alt tabanı bu şekilde tamamlayalım. Evet, tüm çevresinden ön taraftan ilmek aldık tekrardan. Tüm çevresinden. Daha sonra ilmeğin yarısını diğer şişe aktardık. İpimizi kestik tekrardan. Orta kısmını belirledik. Toplamda 61 ilmek sağ tarafta, 61 ilmek sol tarafta şişlerimizde. Şimdi ortadan ...13 ilmekle topuk kısmını kesmeye başlıyoruz. Şu alt kısmın, bu ilmek alma işlemimizi yaptığımız şu alt kısmın düzgün olması için yapıyorum ben. Siz ilmek almayabilirsiniz. Ama ben bu şekilde yapıyorum. Tekrardan orta kısmını belirledik. Dediğim gibi 61 ilmek sağ taraf şişte, 61 ilmek sol taraf şişte. Şimdi 6 ilmeğimizi sol şişe aktarıyoruz. Tekrardan ip takıyoruz. Alt tabanı haroşa olarak örüyoruz. Örüyoruz. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. ilmeği birlikte örüyoruz. Dönüyoruz.
arka taraftan son ilmeğimizi örmeden sağ şişimizi alıyoruz. Haroşa olarak devam ettiğimiz için sürekli düz örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bakın ilk ilmeğimiz, birlikte ördüğümüz ilmeğimizde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmeğimiz oldu. 13. ilmeği ters taraftan birlikte örüyoruz. İpimiz ön tarafta ve ters olarak birlikte örüyoruz. Dönüyoruz. İlk ilmeğimizi, birlikte ördüğümüz ilmeğimizi sağ şişimize alıyoruz. Yine haroşa örüyoruz son ilmeğe kadar. En son ilmeği örmüyoruz. Evet, son ilmeğimiz yan taraftaki sol şişimizdeki ilmekle birlikte örüyoruz. Yani 13 ilmek oldu yine. Dönüyoruz. İlk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Tekrardan haroşa olarak örmeye devam ediyoruz. İlk ilmeğimiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ilmek oldu. En son 13. ilmeğimizi ipimiz ön tarafta ters olarak birlikte örüyoruz. Dönüyoruz yine. Bu şekilde her sıranın sonunda bir ilmek yan taraftan alıyoruz. Böylelikle taban oluşuyor. Son ilmeği örmüyoruz. Yan taraftaki şu son ilmeğimiz. Yan taraftaki ilmekle birlikte ikisini ipimiz düz olacak şekilde birlikte örüyoruz. Düz taraftan düz şekilde birlikte örme işlemi yapıyoruz. Ters taraftan gelirken de ipimiz ters olacak şekilde birlikte örme işlemini yapıyoruz. Bu şekilde taban kısmı git gel olacak şekilde haroşa örüyoruz. Evet, şimdi patiğimizin alt tabanını tekrardan göstermek istedim ben. Birkaç sıra dolandım, ortası yerine kadar geldim. Şimdi baştan ilk ilmeğimizi sağ şişimize alıyoruz. Ortadaki ilmekleri haroşa örüyoruz. Patiğimizin ön kısmındayız. Ön taraf. En son ilmeği örmüyoruz. Son ilmekle birlikte yan taraftaki ilmeği ikisini düz olarak birlikte örüyoruz. Arka sıradan ilk ilmeği yine sağ şişimize alıyoruz. Haroşa örmeye devam ediyoruz. Son ilmeğimizi yine örmüyoruz. Son ilmeğimizi örmedik. İpimizi ön tarafa alıyoruz. İki ilmeği tersten birlikte örüyoruz. Tersten bu şekilde alıyoruz ilmekleri, düzden de
Yine ilk ilmeğimizi örmeden aldık. Sıranın sonuna kadar, son ilmekten bir önceye kadar haroşa örüyoruz. Son ilmek ve yanındaki ilmeği ikisini birlikte düz örüyoruz. Arka sıradan yine ilk ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Haroşa örüyoruz. Son ilmeğimizle birlikte yan taraftaki ilmeği ipimizi ön tarafa alarak tersten birlikte örüyoruz. Tersten bu şekilde kesme işlemi yapıyoruz. Düzden de normal düz tarafta olacak şekilde kesme işlemini son 7 ilmek kalana kadar sağdan soldan tüm ilmekleri keserek ilerliyoruz. En son sağdan 7 ilmek ve soldan 7 ilmek kalacak şekilde kesmelerimiz devam ediyor. Evet, patiğimizin topuk kısmını tamamladık. Sağ tarafta 7 ilmek, sol tarafta 7 ilmek kaldı. Şimdi yine haroşa örmeye devam ediyoruz. Şu en son ilmeğimizde şimdi artık bir sağdan bir de soldan 3 ilmek kesmeye devam ediyoruz. Her sıranın sonunda 3 ilmek kesiyoruz artık. Evet, şu son ilmeğimizde ortadaki bir tane sağdan bir tane de soldan 3 ilmek kesiyoruz artık. Dönüyoruz tekrardan yine sıranın sonuna kadar. Son 2 ilmek kalana kadar örüyoruz. Son 2 ilmeğimiz kaldı. Bir tane de bu taraftan alıyoruz. 3 ilmeği birlikte kesiyoruz. Dönüyoruz yine. Üç ilmeği birlikte örüyoruz. Dönüyoruz. Her sıranın sonunda son 2 ilmeği örmüyoruz. Yan taraftan da bir ilmek alıyoruz. Bu şekilde 3 ilmeği birlikte kesiyoruz.
Evet, arka sıradan da yine ilmeklerimizi haroşa örmeye devam ediyoruz. İki ilmek, üç ilmek birlikte büzüyoruz. Dönüyoruz yine. Her defasında üç ilmek birlikte topluyoruz. Her sıranın sonunda. Tüm ilmeğimiz bitene kadar bu şekilde 3-3 büzmeye devam ediyoruz. En son şişimizde 3 ilmek kaldı. Onu da tek seferde 3'ünü birlikte örüyoruz. Ve patiğimiz bitiyor. Bu şekilde topuk kısmı da bu şekilde üçgen gibi bu şekilde kapatarak şimdi ipimizi kesmeden bir tığla patiğimizi ters çeviriyoruz ve tersinden iki ucunu birleştirerek bu şekilde sık iğneyle dikmeden sık iğneyle birleştiriyoruz her iki uçlarını. Bir sık iğne yapıyoruz, bir zincir çekiyoruz. Bir sık iğne, bir zincir. Bir sık iğne, bir zincir. Bu şekilde uç kısmına gelene kadar devam ediyoruz. Siz isterseniz iğneyle de birleştirebilirsiniz. Evet, şimdi şu örneğimizin ters olan kısmından tekrardan ip taktık. 25 zincir çekiyoruz. İpimizi kopartıyoruz. Ucuna bir iğne takıyoruz ve bir boncuk geçirerek siz isterseniz boncuk geçirmeyebilirsiniz. Boncuğumuzu sabitliyoruz. Bir zincir çekiyoruz.
boşta kalan ipimizin ucunda tekrardan iğneyle zincirimizin içinden geçirerek yok ediyoruz. Evet, patiğimiz bitti. Bu şekilde yapmak isteyenlere kolay gelsin. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.